1989'dan beri burada, Belçika'da çeşitli dillerde, çeşitli milliyetlerden kişilerin Türkçe öğrenme isteklerini karşılamak üzere Türkçe ders veriyorum sonuçta. Öğrenciler yetişiyorlar kendi meraklarına göre. Buraya geldik ve geldiğim yıl kendi sevgili mesleğimi artık yapamayacağım üzüntüsü içerisindeyken Monsieur Ancio ile tanıştım. Burada Brüksel Hür Üniversitesi'nde Türkçe bölüm başkanıydı. Sınıfına konuşma dersi vermemi gönüllü olarak tabii önerdi. Etrafta Enstitü Libre Maria Pista Türkçe dersi varmış. O günkü sevincimi hiç unutamam. Tabii Türkiye-Avrupa ilişkileri de bir ivme kazanınca 2002 yılında Avrupa Parlamentosu çevirmenleri Türkçe dil yelpazesine eklemeye başlamışlar. Teklif geldi. Büyük sevinçle kabul ettim tabii. Böylece sadece akşam olan dersler gündüze de yayılmaya başladı. O yıl bence bir dönemeçti. Çünkü 2002-2003 yılında Türk Dili ve Uygarlığı Merkezi'ni kurduk. Yüksekokulun içerisinde. Böylece Türkçe öğrenen öğrenciler kültür etkinliklerine de katılabilir oldular. Ben her yıl yeni ders yılı başında yönelttiğim bir soru vardır. Neden Türkçe öğreniyorsunuz? Tüm öğrencilere. Çok ilginç cevaplar aldım hep. Her defasında şaşırtıcı olabildiler. Mesela Yorgo, Anadolu'lu. Kökenlerini arayan bir kişiydi. Onun için Türkçe öğreniyordu. Emekli olduktan sonra hız vermişti Türkçe'ye. Benim ismim Pierre Bastin. Diyeyim, aslen Belçikalı olup da Türkçe öğrenen bir kişiyim. Aslında 20 seneden beri Türkçe ile ilgileniyorum. Yani ilk Türkçe'yi Eser Hanım'dan öğrendim. Turist olarak gittim. 90'lı 80'li yıllarda annemlerle birlikte. Türkçe benim tutkum aslında. Yani hiç kimse bana ya Türkçe öğren ya da şöyle bir dışarıdan yani dışarıdan gelen bir denen yok. İçimden geldiği için öğrendim. Ve o tutku hala devam ediyor. Yani 20 sene oldu.